Merhaba arkadaşlar. Mutfak geri dönüşüm projemde ayna bölümünü tezgahımı paylaşmıştım ama kırık ayna çalışmasını ayrı video olarak paylaşmamıştım. Şimdi size onu paylaşacağım ama paylaşmadan önce değinmek istediğim çok önemli bir konu var. Bu sizin de başınıza gelsin istemiyorum çünkü en dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. İlk ayna deneyimini ben bu lavaboda yapmıştım. Kullanım sonrasına da geleceğim. Ocağın sonu Şubat'ın başıydı zannediyorum. Şubat tatilinde yapmıştım. İlk çerçevesini yapmaya başladım. İlk yarım saat sonra bir parçayı tamamen kendi aptallığımdı. Dışarıda kırmaya çalıştım. Yani o aynayı ikiye bölmeye çalıştım ve küçücük bir parça benim elime değmişti. Şöyle göstereyim. Ve bayağı da açılmıştı bileğim. Dikiş atılacaktı. Ben iz kalır diye istemedim. Şu an estetik dikiş yapıldı burası. Yine de bana hatıra kaldı. Belki bazı videolarda ona denk gelebilirsiniz. Mutfaktan bana hatıra kaldı. Size tek tavsiyem aynayı mutlaka bir çarşafın içinde, bez çantanın içinde, kalın bir örtünün içinde, yani size hiçbir şekilde parça sıçramayacak şekilde kırın. Küçücük bir parça dahi olsa jiletten çok daha keskin bir şekilde çizip kesip gidiyor. Bu yüzünüze de gelebilir, Allah korusun gözünüze de gelebilir. Bu konuda ben hani çok dikkat etmenizi istiyorum. Ocak ayında bu videoyu yapmıştım ama geri dönüşüm projesinin içinde sadece lavabom gözüküyordu. Kırık ayna olarak paylaşmamıştım. Daha sonra ben bunu bir tane dekorasyon sayfasında paylaşmıştım. Orada birçok kişi sordu. Onlara anlattım fakat video olarak yayınlamamıştım. Şimdi video olarak yayınlamaya geçmeden önce bu ayrıntılı detayı size işte anlatmak istedim. Sadece kenar bölümlerini, kenar bölümlere gelecek şekilde aynanın bir kenar kısmı var çünkü. Yine onlar kenar kısma gelecek şekilde ayarlayın. Ayrıca puzzle'ın çerçevesini oluşturduktan sonra iç kısımları doldurmaya başlayın. En küçük alanlara da şu şekilde olan yerlere de küçük parçaları kullanarak alanı doldurun. Bu esnada tabi bazen parçalar denk gelmiyor. Yine işte bir tane vurayım, ayrıyeten kırayım, işte şu kadar küçülteyim derken bunu hemen dışarıda yapmaya kalkışmayın. Yine her zamanki gibi örtünün içinde kırın. Çünkü bir şey olsun istemiyorum. En dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi de o. Şu an lavaboya ayna çalışmasını zannediyorum Ocak ayından itibaren yapan olmadı. Bir kişi yaptı. Onu da zaten biliyorum. İnşallah birçok kişi bunu deneyimler. İnşallah birçok kişi bunu yapar. Çünkü mutfakta gerçekten çok elit bir görüntü sağlıyor. Çok güzel bir görüntü sağlıyor. Emek olarak bahsetmeseler de hiç önemli değil. Ustaların fikirleri çalınırmış diyorum. Bu konuda çünkü geçen hafta çok üzülmüştüm. Bir yerde paylaşmıştım videomu. Daha sonra benim paylaştığım resmi kaldırıp başka bir kişi yaptıktan sonra o yapmış gibi paylaştılar. Hiç önemli değil benim için. Ben bütün ayrıntılarıyla anlatmaya çalışıyorum. Keşke herkes benim yaptığımı direkt gidip yapsa. Hiç de para vermedim. Sadece 2 lira çimentoya ve 15 lira da yapıştırıcıya para verdim. Yani bu alanın fayansı bana 17 liraya geldi ki bunu da size aktarmak, bunu da size paylaşmak benim için büyük bir zevkti. Kim isterse paylaşabilir, kim istiyorsa yapabilir. Ustaların fikirleri çalınırmış. Bu benim için bir onurdur. Keşke herkes yapsa çok sevinirim. İsmimden bahsedilmiş, bahsedilmemiş, reklamım yapılmış, yapılmamış benim için hiç önemli değil. Çünkü ben zaten mutfak projemi yayınladığımda mutfak projemde bu ayna çalışması vardı. Ben şu anda bunu ortaya çıkarmış değilim. Bir sayfada böyle bir problemle karşılaştığım için bunu açıklama ihtiyacı duydum ve işte bu önemli ayrıntıyı açıklamak için böyle bir başlık yapmak istedim. Videoyu baştan sona izlemeseniz ne olur? Neler yaptığımı veya hangi parçaları nereye koyduğumu, nasıl bir yol aldığımı belki anlayamayabilirsiniz. Ya da bazı yerlerde bir şey konuşmuşumdur, önemli bir şeyle karşılaşmışımdır. Bazen bir şey yaparken konuşuyorum çünkü o yüzden biraz dikkat etmemiz gerekiyor.
Onun dışında istediğiniz yeri sardırabilirsiniz, geçebilirsiniz. Zaten bazı yerleri hızlandırıyorum. Ama mutlaka önemli şeylerden bahsetmişimdir diyorum. Sağlığınız dekorasyondan her zaman için daha önemli. Paranız bütün saçma sapan şeylerden daha önemli. O yüzden önemli detayları lütfen atlamayın diyorum. Eğer yaparsanız da birçok konuda destek vermeye hazırım. YouTube'dan Yasemin Karaoğlanlı olarak, Facebook'tan yine Yasemin Karaoğlanlı olarak, Instagram'dan yine her yerden takip edip sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi sonrasında kullanım aşamasını çok merak edenler oluyor. Herhangi bir tehlikesi var mı? Yok. O tehlike sadece yaparken yaşadım. Siz buna çok dikkat edin. Onun dışında ne yapıyoruz? Şöyle bir tane yeşil bir bezim var. Bunu ben sadece cam ve aynalar için kullanıyorum. Herhangi bir tüylenme yapmıyor. Şu şekilde bir bez. Cifimi sıkıyorum. Ondan sonra siliyorum. Sadece buralarda bazen su damlası oluyor. Bulaşık tepsi yıkarken mesela veya büyük parçalar yıkarken buraya elimizden sular sıçrayabiliyor. Onun dışında bu aparattan dolayı çok fazla oraya su sıçramıyor. Çok da silmeme gerek kalmıyor açıkçası. Bu aparatı ben ayrı olarak taktım. Siz de takabilirsiniz ayrı olarak. Bu şekilde siliyorum. Ha, bu şekilde silmemiş elimi sürmüş olsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Çünkü bunun araları tamamen çimento dolu. Yani herhangi bir yükseklik alçaklık yok. Aynı zeminde gelişiyor hepsi de. Onun dışında düz bir yüzey. Bu şekilde silip devamında aynı işlemi uyguluyoruz. Ondan sonra karşısına oturup bir kahve içiyoruz. Yani hiçbir sıkıntısı yok. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Fayanstan daha temiz, ders temizlemekten çok daha kolay. Herhangi bir leke tutmuyor, hiçbir şey olmuyor. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Lavabo fayansımıza kırık ayna çalışması yapacağız. Dolaplarımız boyandı. Kırık ayna çalışmasından önce fayansım çok koyu bir maviydi. Onu Dion'un fayans hasları üzerine de yine evi boyadığım iş cephe boyasıyla boyamıştım. Kum beji. 3-4 yıl kadar kullandım. Yani silebilirsiniz, cifleyebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir bezi kullanabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Ama ben artık boya kullanmak istemediğim için kırık aynalarla bir çalışma yapacağız hep birlikte. Buyurun izleyelim. Merhabalar. Lavabomuza kırık ayna çalışması yapmaya başlıyoruz. Malzemelerimiz çekiç, bir adet silikon yapıştırıcısı. Bunun küçükleri de var, tüp şeklinde. Eğer küçük bir alan yapacaksanız diş macunu şeklinde küçük yapıştırıcılar da var. Küçük bir yüzey yapacaksanız onları kullanmanız daha uygun olur. Yine silikon tabancası sıkmak için. Çimento, ben şu an 2 kilo aldım. Ne kadar yetecek bilmiyorum. Ve kırık aynalara ihtiyacımız olacak. Ayrıca bir bez çanta. Aynaları kırmak için. Uygulamamıza başlamadan önce fayansımı daha önce boyamıştım. Sizin boyamanıza gerek yok. Direkt fayans üstüne çalışma yapabilirsiniz. Çünkü bu beyazın altında kum beji boya vardı. Yani boyalı bir fayanstı zaten. O yüzden sizin tekrar boya yapmanıza gerek yok. Kırık aynalarımız. Aynaları düz yüzey ve normal kırıklar olarak ikiye ayırdım. İsterseniz bunları bu şekilde büyüklükte de kullanabilirsiniz ama ben küçük parçalara ayıracağım. Daha şık görünsün. Daha güzel görünsün. Yani büyük bir ayna kırılmış gibi gözükmesin. Daha çok dekor yapıldığı belli olsun diye. Uygulamamıza başlayacağız. Ayna çalışmamızda ilk önce altlardan, üst kenarlardan ve ben şurada bitirmeyi düşünüyorum.
buralardan devam edeceğiz. Çünkü eğer direkt ortadan başlarsanız ve kenar uçları ortaya kullanırsanız altı tamamlamak için aynada çok zorlanırsınız. Çimentomuzu önce bir kenara alalım. Mesela şöyle büyük bir parça varmış kolinin içinde. Bunu direkt bu şekilde buraya uygulayabilirsiniz. Eğer büyük parçalar bulduğunuz bir ayna olursa şöyle göstereyim. Bu şekilde büyük bir çalışma sanki büyük bir aynanın kırılmış olması ve kırılmış da o şekilde kullanıyormuş izlenimini yaratabilir. O yüzden biz aynamızı küçük parçalara böleceğiz. Kenar parçaları yine çerçevenin alt kısımlarına kırarak kullanacağız. Bunları kırmak için bez bir çantaya ihtiyacımız var. Çünkü poşet tarzı bir şey kullandığımız zaman maalesef poşeti yine yırtar ve üzerimize sıçrayabilir. Bazılarının arkasında şeyler var. Daha önce yapıştırılmış silikonlar var. Bunları maalesef çıkartmamız gerek. Ben bakmamıştım. Onları bıçakla kazıyabiliriz. Kullanırken bunu dikkat etmeniz gereken tek şey ellerinizi dikkat edin, kesmeyin. Şu şekilde. Kırılmayacağım tuttu. Çok ilginç. Az mı vurdu? Acaba? Hatta bunu. Bakın mesela bir tanesi bu şekilde kırılmış. Tamamen çizikler ve çatlaklar oluşmuş. Bunu kullanmayacağız. Bazen kırılmayacak olsa kırılır. Şu an kırılmamakta ısrar ediyor. Evet, zaten bunlar yandaki çizgili yerler direkt ayrılıyor. Evlesin. Çünkü yeterince ayna var. Aynayı nereden buldum? Aynacılara söylediğiniz zaman onlar kırık aynaları atıyorlar. Bir koli bırakabilirsiniz oraya. Benim için işte buna kırık parçaları biriktirebilir misiniz? Ben şu gün gelip alacağım diyebilirsiniz. Tabii tanıdık bir aynacı olursa bunu yapar, değilse hiç uğraşmıyorlar. Direkt çöpe atıyorlar. Onun dışında bazen sokağa atıyorlar. Ben nereden buldum? Altında, evin altında spor salonu var. Onlar aşağıya yeniliyorlardı. Onlar birçok ayna attılar. Oradan tabii ki bir avantajım oldu diyebilirim. Bu şekilde kırmaya devam ediyoruz. Videoyu atlamadan hani göstereceğim ki birebir kırıp devam edelim. Neler yaptık, nelerle karşılaştık, ne oldu? Sadece hani başlarken evet, okey. Aa, bitti demeyelim. Herhangi bir durumda bir şeyle karşılaştığımız zaman en azından daha dikkatli oluruz çalışmalarda. Bu ayna ne kadar çok kalınmış ki bir türlü kırılmıyor. Çok enteresan. Ve kırıldığı zaman da sürekli çizgiler oluşur. Aynen bu şekilde. Bunları kullanmayacağız. Zaten aynanın sanırım yarısından fazlası gidecek. Bu da bizim için tabii bir şey olmuş oldu. Avantaj neyle karşılaştığımıza dair. Şu düz parçaları daima altlara kullanacağız. O yüzden ayrı biriktiriyorum. Yine bu da bir alt. Şu şekilde.
Bunu alta kullanamayız çünkü yanı oval olmuş. Herhalde bir iç kısmı kullanabiliriz. Yine aynı şekilde siz karar verebilirsiniz bana. Yine şu tarz bir ayna. Şunu atabiliriz. Aslında lavabonun içine doldurmamamız lazım onu. Çünkü sonra toplamakta çok zorlanabilirim. Şöyle yapalım. Bunlar hep aslında bir tecrübe olarak karşımıza çıkıyor. Her şeyin mutlaka bir pratik çözümü var. Paketimizi koyalım. Evet, şimdi içine atabiliriz. Çünkü içinden tekrar toplayıp lavaboyu temizlerken zor durumda kalabiliriz. Bunları içine dökelim. Aslında aynayı kıracak sivri uçlu bir şey olabilir. Ama öyle bir şey şu an bende yok. Şunu kıralım. İşte bazen kırılmasını istemediğimiz şeyler kırılabiliyor. Bunlar hep kenardı sanırım. Bu kenar değil artık. Şimdi yapıştırmaya başlayacağım. Hani birkaç parçam olsun istedim. En azından nasıl başladık, nelerle karşılaştık. Ben biraz başlangıcı yaptıktan sonra ayna kırmaya devam edeceğim. Parçalarını ayırmaya. Daha sonra yapıştırarak devam edeceğiz. Şöyle kenara koydurdum. Kırsam sanırım evet. Ama o zaman da çatlıyor işte. Lavabonun kenarını da bombe yaptırıp şu şekilde kırdığım zaman bu sonucu alıyorum. Yani üzeri çizgili bir yüzey oluyor. O yüzden yine boşta vurmamız gerekiyor aynaya. Ya da siz kolay bir yolunu biliyorsanız ayna kırmanın, evdeki bütün aynaları kırıp lavaboya yapıştırabilirsiniz. Çok güzel bir mutfak geri dönüşüm olacak inşallah. Evet. Bir tane bıçak alalım. Bunun üst kısmını kesiyoruz. Kesemiyoruz. Çok sert. Daha sonra bu aparatımızı takıyoruz. Bunun ucu açık. Evet, açık. Daha sonra bunu çekeceğiz ama şu şekilde, bu şekilde çekemiyoruz. Şurada bir kilidi var. Buna bastırdığınız zaman yine gelmedi ki. Ellerim artık o kadar çok yoruldu ki şu an evet burada bir aslında saçmalık var. Bunun buraya direkt monte olması lazımdı ki benim bunu çekebilmem için bu şekilde beraber gelmesi lazım ve bu aparat maalesef buradan çıkan bir aparat. O
yüzden buradan yitirmek zorunda kalıyorsunuz. Buradan asılmış olsaydım bu yine elimde kalacaktı. Bunun buraya sabit bir şey olması gerekiyordu aslında. Buradan da bunu üretenlere duyurulur. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Sonra sıkmaya başlayacağız. Birkaç kez sıkıyoruz. Evet, uca geldiği zaman zaten beyaz görünüyor. Tabancamız hazır. Şimdi lavabonun alt kısmından üst çerçeve ve şurada bitireceğim. Yine fırının arka kısmına kadar devam edeceğim. Orta kısımları ayna kesim şekillerine göre dekor yapacağız. Yapıştırdıktan sonra da işlemimiz sona eriyor. Bunda bir şöyle bir boya varmış sanırım. O boya çıkar. Çıkarsa yapıştırayım. Şekilde. Haydi bakalım. Şu alta eğer yine dolgu yapacaksanız, ki ben yapmayı düşünüyorum. Çünkü direkt buradan başlarsam şu an şu zemine hiçbir şey yapamam. Ancak ön kısmına silikon yapıştırabilirim. Bence alt kısmı da içindeki dolgu çimento malzemesinden olsun ki diye düşünüyorum. Acaba yani şu şekilde bıraksam buraya da çimento uygulayabilirim. Hepsini aynı hizada gidebilirim. Ne yapayım? Şimdi kararsız kaldım aslında. Hani bir bütün oluştursun, çimentonun içinde hep aynalar olsun. Sonrasında burası tekrar ön kısmı boya temizlenecek, tekrar silikonla düzeltilecek. Bence yok. Bu şekilde, evet. Bu şekilde olsun. Çünkü en azından ne yapacaksak aynanın bu kısmından başladığımız zaman alt zemini de korumuş oluruz. Arasında ister 1 santim, ister 2 santim veya çok az bir yer, mesela şu boşluk. Bu boşluğu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Küçük boşluklar, büyük boşluklar şu şekilde olabilir. Yani bu arasında ne kadar doldurmak istiyorsanız o boşlukları siz değerlendirebilirsiniz. Diğer mesela parçayı koyduğumuz zaman şöyle, aslında bunlar bile büyük, yani daha da küçültülebilir aynalar. Şu kadar boşluk olmaz. En az şu kadar, yarım santim olmalı. Mesela bunun iki tarafı da köşeli. Bunu şöyle bir köşeye kullanabilirsiniz. Nerede bitirecekseniz. Şu şekilde. Hem yan tarafı tamamlamış hem de üst tarafı tamamlamış olursunuz. O yüzden bu parçayı ayırıyorum. Puzzle yapar gibi düşünün. Mesela parça seçimi tamamen size ait. Bunun şu kısmında ayna mesela gitmiş. Onu oradan hemen alalım. Ama kesinlikle bir bez parçanın içinde kırın. Çünkü küçük bir parçası bile sıçrasa, bir şey olsa kötü bir sonuç çıkabilir. Ben ayna kırıp hazırlamadığım için şu an bu şekilde oldu. Hani istedim ki kırma işleminde de nelerle karşılaşıyoruz görelim. Mesela başka bir yere vuruyorum, başka bir yerden kırılıyor. Çok enteresan. Ya ayna çok kalın. Ayna şu an bu kadar kalınlıkta. Aslında bir de şeyden almıştım, aynacıdan almıştım. Ona da bakayım nasıl bir ayna.
Hemen çok az bir ayna varmış ellerinde, onu vermişlerdi. Evet. Gerçekten bu kalın bir aynaymış. Şöyle göstereyim. Şeyi de kalın. Elime aldığım zaman tam bir duvar aynası diyebilirim. Şu birazcık daha ince. Mesela kırık aynaları aldığınız zaman ben şu anda bununla devam edeceğim için, öbürü çok az parça. Yine bununla devam edeceğim için bu şeye katlanmak zorundayım. Kırma işleminde şu anda bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Şöyle bir yerleştirelim mesela şimdiden yapıştırmadan. Sen buraya, seni buraya yapalım. Şu şekilde kırıldığı zaman bence kullanmayın. Çok lazım bir şey olsa ve çok değerli bir şey olsa eminim elimizde patlar kırılırdı. Sanki birazcık sinirlendim bu duruma kıramadığım için. Anlam veremedim çünkü. Kalın bir ayna olduğu için şu an böyle bir şeyle karşılaştım. Bu şekilde kırmaya devam edersem zaten elimde ayna kalmayacak. Bir de şöyle deneyelim. Aynamı ters kalayım içine. O şekilde burayı. Yine köşe bir şey. Şu şekilde bir köşeyi kullanabilirsiniz. Gözünüze gitmemesine çok dikkat edin. Mutlaka bir yani bir şeyin içinde kırın. Kesinlikle ben tavsiye edemem böyle bir şey. Mutlaka bez kalın bir çanta olsun. Allah korusun herhangi bir durumda yerimize bir şey olur. Kaş yapalım derken göz çıkartmayalım yani. Çok fazla zayiat vermedik bu kadar. Küçük, çok ince parçalar. Kadar bırakıyorum boşluğunu. Evet. Yeter. Daha küçük parçalar istiyorum aslında ama maalesef. Bir türlü istediğim şeye ulaşamadım nedense. Ben biraz sanırım aynayı kırayım, hazırlayayım, sonra tekrar buradayız. Şu şekilde biraz kırıklarımı ayarladım. Ama yapıştırmadım. Sizlerle birlikte yapıştırayım diye. Ayna gerçekten çok kalın olduğu için kırmak çok zor oldu.
kesmemeye dikkat edin. Boşta duruyor. Sadece ben kenar bölgeleri ayarladım. Tekrar çıkmaya devam ediyor. O yüzden. Sinir temizlemesi zor olur diye. Taşımaya gerek yok sanırım. Şöyle bir tekrar parçası alırsam. Silikonun yapışkan silikon ucundan çıkmaya devam ediyor çünkü. Silikon tabancası ben sıkmaya devam ettikten sonra bile o çıkmaya devam ediyor. Açıkçası zahmetli bir işmiş. Ama zevkli bir şey. Ben yine şu an burada yapıştırıyor olmak. Bittikten sonra çok daha şık olacak. Kadar emeğe değecek inşallah. Mesela burayı ilk göstermede yapıştırdığım için şu ara parçaya bir tane denk geldiği zaman ekleyebilirim.
Kot tabancasını artık bulunduğu yerde sıkıyorum. Elime battı. Şunları bu şekilde aralara atacağım. Tek sorun silikonda sanırım. Parça girelim bir tane. Elinizle bastırmaya kalkmayın. Silikona bakar mısınız? Hala burada akmaya devam ediyor. Sanki sıcak silikon gibi. Umarım videoyu izlerken sıkılmazsınız. Çünkü ilk defa şu an lavaboya aynı çalışması yapıyorum. Mutfak geri dönüşüm projesi de çok şey yaptım. Şu an birkaç işlemim kaldı. Bu ayna da dahil olmak üzere. Aslında hayalimde komodinlere ayna yapmak vardı. Aynacıya gidip sorduğumda lazer kesim gibi bir kesimden bahsetti. Kesip veremeyeceğini, lazer kesim yaparsa kendileri orada yapıştıracağını söyledi. Yani ben komodini götüreceğim. Onlar ona göre kesikler yapacak ama komodinin açma kapama kuytusunu kesemeyeceğini söyledi. Peki dedim ne kadar? 4 çekmeceli bir dolaba 350-400 lira ücret çıkarttı. Dedim dolaba alırım o fiyata. Ama diyor biz işte kenarlarını tamamen profesyonel kesim yapıyoruz. Yapma dedim. Sadece bana aynasını ver. Aynayı şey yapayım. Üstüne yanlara veya çekmecelere yapayım. Düz kesim yapar veririm ama sağlıklı olmaz. Kenarlık yaptırmanız gerekir falan filan bir sürü şey saydı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir düşüneyim. İyi günler. Hoşça kalın. Bay bay. Dedim ve buradan ayrıldım. Yani dolabı satın almaktan daha pahalıydı. Sanki o bir figür gibi oldu. İyi gidiyor muyuz onu da bilmiyorum. Şu an sadece parçaları yapıştırma aşamasındayım. Videonun başında aynayı kırarken nelerle karşılaştım onu mutlaka izleyin derim. Çünkü
Video izlerken normalde aman işte kıramadı. 2 saattir video kırıyor şey ayna kırıyor. Bunu mu izleyeceğim diye düşünürseniz nelerle karşılaştığımı göremeyebilirsiniz. Ben yine tekrar edeyim. Nelerle karşılaştık. Aynam çok kalın olduğu için kesmekte çok zorlandım. Kırmakta çok zorlandım. Bununla karşılaştık. Tehlikelerden bahsettik. O an nasıl bir çalışma olduysa o şekilde hepsi paylaşıldı. Silikon yüzünden aynaların üstünü de kirlettim mesela. Bu da ayrı bir sorun. Çünkü ben silikonu sıktıktan sonra bile silikon buradan akmaya devam ediyor. Daha büyük bir karton koysam sanki altına bundan çok daha iyi olacak. Bence bir ayna parçası koyalım onun altına. Daha yapışmasın elimizde. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi daha akarsa ayna yansın. Zaten yapıştıracağız gibi bir durum söz konusu. Evet, aynalarım çok kirli, silinecek. Aynaya bakarken tezgahın arkasını daima temiz tutmanız lazım ki buraya baktığınız zaman arkada berbat şekilde görünmesin. Son bir kenar aynamız kaldı. Onu da yapıştıralım. Ben yine kenar kesmeye devam ediyor olacağım. Çünkü şu an kenara ayarladığımız aynalarımız gitti. Bu şekilde buraya ineceğim. Buradan devam edeceğim. Ayna kesmeye devam. Aynamızın son aşamalarına gelmek üzereyiz. Bayağı bir dağıttım zaten lavaboyu. Çünkü büyük parçaların arasında puzzle gibi küçük parçalar bulmamız gerekiyor. Bazıları köşeleri denk gelmiyor. Şurada bir ok işareti çıkmış sanki. Çok ilginç olmuş. Şimdi şu aralara küçük parçalar alacağız buradan kırıklardan. Yani nasıl söyleyeyim? Şöyle bir şey. Ne nereye denk geliyorsa. Mesela bu parçayı buraya kullandığınız zaman çimento atacağımız zaman çok büyük bir alan kalır. O da görüntüyü bozar. O yüzden küçük küçük aralar bıraktık. Biraz puzzle'ı aralıklı yapmış gibi oldu. Mesela bazı parçalar oturmuyor bu şekilde. Ona göre bir parça bulmamız gerekiyor. Aslında videoyu baştan sona hızlı hızlı bir şekilde yapıp devamında bir akış sağlayacaktım ama çok uzun zaman aldı. Maalesef o yüzden. Mesela şu tarz parçalar çıkıyor. Bunları aralara atmanız gerekiyor. Şimdi bu tarz parçalarla işimiz bitti. Uzunları attık araya. Şu anda bunu atacak bir şey, yerimiz yok. O yüzden yine bez çantamızın içine koyup bir tane vuruyoruz. Parçayı küçültüyoruz. Parçayı küçülttüğümüz zaman mutlaka bir yere uyum sağlıyor. Mesela şöyle bir araya koyabiliriz. Bittiği zaman güzel bir sonuç çıkacak inşallah. Bitireceğim. Çimentosunu atacağım. Sabah şu an gece çalışıyorum.
Sabaha kadar çimento bekleyecek ve yarın silme işlemini gerçekleştireceğim. Şu an aynanın yapımını yeni bitirdim. Biraz zorlandım çünkü ayna spor salonunda kullanılan bir aynaydı. Çok kalın ve arkalarında silikon duvara monte etmek için silikon yapıştırmışlar. O yüzden kırmam veya işte şeklini değiştirmem çok zor oldu. Şimdi çimentosunu atma zamanı. Biraz yoruldum. Şöyle göstereyim size. Mutfak tamamen değişti. Aynamız bitti. Yapıştırma işlemimiz biraz zor oldu. Sadece küçücük bir şey çizdirdim. Şu an çimentomuzu hazırlayacağız. Yine feda ettiğim mutfak malzemelerimle. Beyaz derz yapmak isterseniz ya da nasıl o tarif edeyim? Fayansların arasına kullandığımız derzleri yaparsanız, hani arasını beyaz olsun isterseniz, derzi silerken aynanız sürekli batacaktır. Çok iyi bir sonuç alamazsınız. Ancak hani yapışkanlı bir derz gibi bir şey olması lazım onun için. Şu an aynada yapışkan izleri var. Onlar hiç sorun değil. Şu an gece çalışıyorum. Çimentosunu yaptıktan sonra sabaha kadar bu şekilde bekleyecek. Sabah da temizliğini yapacağım. Çimentomuzu iyice eziyoruz. Şöyle göstereyim. Kına gibi bir kıvama geldikten sonra öyle tarif edeyim. Zemine uyguluyoruz. Aynaların üstü batabilir, hiç sorun değil. Kolay temizlenecek. Güzel bir çalışma oldu. Ayna yapıştırırken zevkliydi. Arkadaki masam biraz dağınık. Kusura bakmayın. Çünkü mutfak küçük olduğu için şu an elimdeki bütün her şeyi oraya koydum. Şimdi ayna yapıştırırken nelere dikkat etmeliyiz? Vallahi kırarken her şeye dikkat etmeliyiz diyebilirim. Çünkü yani kırıldığı zaman toz şeklinde oluyor. Gözünüze giderse çok kötü olur. Bu kadar çimento alacağını düşünmemiştim. Her araya girmesini sağlayın. Bu şekilde bir spatula kullanırsanız çok faydası olur. Çünkü diğer metal spatulalar hem aynayı çizer hem de kıvrılmadığı için çok zorlanırsınız. Kalın bir ayna olduğu için milimetresi, araları da malum açık olan yerleri çimento.
Bento 7. Aynacıya söyletmiştim. Bana biriktirebilir misiniz ayna diye. Kabul etti fakat 10 gün sonra uğrayın dedi. Yani ayna çıktıkça atayım, şu an çok fazla aynam yok elimde dedi. Ben de mutfağı yenilemeye başlamıştım. 10 gün şu an bekleyemem çünkü o zaman burası kalacak. İçinde mecburen aşağıdaki aynaları kullanmak zorunda kaldım. O da bayağı kalınmış. Beni zor durumda bıraktı. Önemli olan zoru başarmaktı diyebilirim. Mutfakta yaptığım bütün değişimleri ayrı ayrı videolarda atacağım. Merak ederseniz neler yaptım oradan bakabilirsiniz. Çok şey yaptım. Sürpriz. Şu an paylaşamıyorum tabii ki. Çünkü henüz bitmedi. Bana ayna efekti ve aynayla çalışmaları soran arkadaşlarım olmuştu. Ben onlara istinaden böyle bir çalışma yapmak istedim. Hem de lavaboya ayna diye paylaşırsam sanırım mutfakta yeni bir çığır açmış oluruz. Merak edenler varsa burası kirada oturduğum bir ev arkadaşlar. Ev sahibi sanırım evi görse bu benim evim değil diyecek. Çünkü bana verdiğinde hiç böyle değildi. Kilo çimento almıştım. Hemen temizleniyor zaten arkadaşlar, merak etmeyin. Zor bir çalışma mı? Şöyle söyleyeyim. Zor bir çalışma değil. Aynayı nasıl kullandığınıza ve neler yaptığınız önemli. Aldığımız aynayı hemen bir örtünün içinde kırıyoruz. Parçaları kullanıyoruz. Şu anki yapıştırma tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. İsterseniz büyük parçalarla, isterseniz çok küçük parçalarla çalışabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. Tekrar karışım yapalım.
bir tane yumurta kıralım mı falan dermiş. Çimentonun hepsini karıştırmayın. Çünkü siz bu çalışmayı yaparken orada beklediği zaman hemen kuruyabilir. O yüzden boşa gitmesin çimentonuz. Aynamızı temizlemek için önce sprey sıkıyoruz. Ben bir kat sildim. Çok çamurdu çünkü. Gece o şekilde bıraktım. Bir kat silmiştim. Daha sonra ıslanınca zaten çimento tekrar yumuşuyor. Çamurumsu bir madde oluyor. Korkmayın. Çamur oldukça. İlk önce aynanın lekelerini çıkartabilirsiniz. Yalnız şöyle bir şeye dikkat edin. Mesela şu. Bu aynayı yapıştırırken elimdeki silikon maalesef aynanın üstünde kalmış. Çünkü silikonu sıktıkça tekrar akmaya başladı. Küçük parçaları yapıştırırken daha sonra hiçbir şey kalmıyor. Telle aynanın üstüne silikon madde gelmezse hiçbir sorun yok temizlerken. Sadece çimentosunu şu şekilde temizliyoruz. Ben ayna kalın olduğu için biraz fazla zorlanmıştım. O
O yüzden yapıştırırken de aynanın üstüne bulaştırmışım. Sadece onları siliyorum şu an. Yani yapışkan maddeyi aynanın üstüne gelmemesine dikkat edin. Onun dışında temizliğinde hiçbir zorluk yok. Görüntüyü çimento değil de eğer beyaz istiyorsanız kaliteli bir derz kullanmanız lazım. Yani ucuz derzler var. Onlar maalesef suya hiç dayanmıyor. Ay banyodakiler gibi. Kullandığınız derzin daha çok silikon yapısı olması gerekiyor. Yani su geçirmez. Ve böyle lastiksi bir şey olması gerekiyor ki sildiğiniz zaman tekrar derz diğer taraflara bulaşmasın. Bir yandan da sildiğim için şu an silmeye devam ediyorum. Birkaç yerde lekem var. Yapıştırıcı lekesi. Onlarda biraz zorlandım. Yapıştırıcı lekesi olmasaydı şu an hiçbir zorluk yoktu. Daha sonra cam sille silebilirsiniz.